cevaplar gelir. Gelen cevaplar uygun sorulara çalışırım efendim. Melike Hanım çok zaman dış sorununuz yok henüz dişlerinde. Hayır o. Böyle şey bir ses. Hani flört Evet değerli dostlar, fonsuz, patronsuz ve korkusuz yayıncılığın ne kadar başarılı olduğunu ve bu yayıncılık biçimiyle dünyada yepyeni bir yapıya, yepyeni bir eksene oturacağını yayıncılık mantığının hep birlikte yaşayacağız bu akşam tekrar. Radikal Tahammülsüz TV, benim de içinde bulunduğum ama binlerce insanın ama ilk başta da belki onlarca insanın taşın altına elini koymasıyla kurulmuş bir kanal. Fonsuz, 5 kuruşunu reklamdan ya da herhangi bir dernekten, kurumdan bağış olarak almayan, patronsuz, kimseye izleyicisi dışında hesap vermeyen ve korkusuz, çünkü gizli kapaklı, herhangi bir, hiçbir koşulda herhangi bir yayıncılık yapmayan özgür bir kanal Radikal Tahammülsüz. Türkiye'nin şu anda tek özgür kanalı, soru sorabiliyor, cevap alabiliyor, tartışmaları derinleştirebiliyor ve karşılığında herkese söz hakkı verebiliyor. Yani şöyle düşünün, yıllar önce yaptığım aykırı sorular yayınlarının benzerlerini burada rahatlıkla yapabildiğimiz gibi kendi görüşlerimi de aktarıyorum ve tartışmalar büyüyor. Sizden gelen destek ve ilgi de bunun göstergesi. Popülizme kaçmadan, bayağılığa kaçmadan, felsefeye, sanata, edebiyata, entelektüel dünyaya gereken özeni göstererek bu yayınlarımızı yapıyoruz. Acun Ilıcalı'yla bugün özel bir yayın yapmamız gerekiyor. Nedenini şimdi anlatacağım. Ardından da Dominik'ten Acun Ilıcalı bizimle birlikte olacak. Kendisi şu an Dominik'te. Acun Ilıcalı ile ilgili benim yayın yapmamın iki sebebi var bugün. Bunlardan birisi Seda Algül'ün Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışmakta olduğu sırada bir yayının ortasında o yayını yaptığı kişi Ceylan Özgül. Bir itirafçı Adnan Hoca davasında bu kişinin yayına bağlanması, yayın sırasında Acun Ilıcalı ile ilgili bir ithamda bulunması, reklam arasında Hakan Ural'ın telefonunun çalıp Seda'nın o gün işten atılması. Bu vesileyle Acun Ilıcalı'nın da bir gazeteci olduğunu bildiğimiz için kendisi spor muhabiriydi. Gazetecilikte spor ayrı, magazin ayrı falan diye bir şey yoktur. Gazeteci gazetecidir. Onu ben gündem olarak görmüştüm ve bu değerlendirmeyi yapmıştık. Sonra Mehmet Ali Erbil Acun Ilıcalı hakkında çeşitli sorular sordu. Bunlardan bir tanesi, ben Türkiye'nin büyük yıldızlarından biriyim. Bunca zamandır yıldız olarak hayatımı sürdürüyorum. Cebimde 3 kuruş yok. Acun Ilıcalı nasıl bu kadar büyük bir servete sahip oldu? Yayın çıkışlarında bizden röportaj alabilmek için beklerdi. Ben bu işi anlamıyorum dedi. Ama bence daha önemli olan iddia şu, kendisine onu da soracağım. Hem Mehmet Ali Erbil hem Seda şunu söylediler. Acun o kadar güçlü ki, Acun'un eğer bu kişi bir daha televizyon çıkmayacak, buna hiçbir şekilde iş vermeyeceksiniz dediği takdirde onun piyasada, medyada hiçbir şansı kalmamıştır dedi. Yani tabir caizse bir anlamda Acun Ilıcalı'ya hani biz hep saray falan diyoruz Türkiye'de medyaya baskı yapan. Hayır kardeşim, ya Acun'un istediği gibi birisi olursun ya da asla ve kata piyasada yer alamazsın. Kimse Acun'u
karşısına almak istemez dediler. Şimdi bütün bunların çerçevesinde bir bilgi daha verdikten sonra izleyicilerimiz de toplansın diye biraz uzatıyorum. Aynı zamanda da bilgileri anımsatmaları yapıyorum. Bunun üzerine Acun Ilıcalı Bey dün benimle temas etti. Fakat ben radikal tahammülsüz gösterisinde olduğum için gösteri sonrasında konuşabileceğimizi söyledim. Gece Amerika'da olduğunu öğrenince benim de işte zaman farkı olduğu için uyku saatleri dinlence vesaire daha sonra konuşalım dedim. Acun Bey bugün aradı, cevap hakkı kullanmak istediğini söyledi. Gazetecilikteki en kutsal olan şey cevap hakkıdır ve dolayısıyla Acun Ilıcalı'ya bu cevap hakkını kullandırmak benim meslek ahlakımın gereğidir. Bu yayında da her zaman olduğu gibi Acun Ilıcalı'nın ya da söz konusu isimlerin özel hayatıyla ilgili tek bir cümle kurulmayacak. Sadece ve sadece kamuyu ilgilendiren bir durum olduğu takdirde bunun gereğini yapacağım, soru haline getireceğim. Bir diğeri Acun Ilıcalı için hazırladığım sorular çok uzun değil. Çünkü Acun Ilıcalı cevap hakkını kullanırken söz konusu iddiaları kendisine soracağım. Ve kendisi de cevap verecek. Şu anda Dominik'te ve çok sevilen bir isim Acun Ilıcalı ve Acun Ilıcalı'nın toplum karşısında da büyük desteği var. Bunu da unutmayalım. O yüzden bu bağlamda da bu yapılacağımız söyleşinin uzun süreli izleneceğini de düşünerekten hem kendisinin gazeteci kimliği hem de benim medya ahlakına bağlılığımdan dolayı bu yayını sağlıklı bir şekilde götüreceğimizi umut ediyorum. Lütfen Acun Ilıcalı'yı yayınımıza alalım. Merhaba Acun. İyi akşamlar, merhabalar. Ses gelmiyor. Heh, şu anda geldi. Tamam, burada iyi akşamlar, evet. Orada saat kaç şu anda Dominik'te? Saat 2 burada. Yani kaç? Saat kaç 2. Arkadaşlar? Çok saatle beraber diyeceğim de kaç? 12.30. 12.30'muş. Evet, ne güzel. Arada fark var. İkimiz de Fenerbahçeliyiz. Çok zor bir maçı Fenerbahçe kazandı. Pazar günü de Fenerbahçe Galatasaray maçı var. İnşallah o günlerde de onları konuşuruz. Şimdi bir küçücük anımsatma yapıp yayına gireceğim. Acun Ilıcalı beni tam hatırladı mı bilmiyorum ama ben Show TV'de çalıştığım yıllarda kendisi popüler bir muhabirdi aynı zamanda. Gazeteciydi. Ben de yapımcıydım o zaman. O dönem yine çok popüler bir isimdi. Ve Acun Ilıcalı bir dönem Türkiye'yi dolaştığı bir sahne gösterisi de yapmıştı. Ben kendisini ortak arkadaşımız Barış Tünay'dan dolayı da tanırım. Yayın öncesinde de bunları da konuştuk. Dolayısıyla şimdi şunu da söyleyeyim. Acun Bey benden herhangi bir soru istemedi. Dolayısıyla da gazetecilik ahlakına da uygun davrandı. Acun Ilıcalı, iddialardan bir tanesi şu. Sizin kanalınızda Ceylan Özgül Hanım'ın sizin arkadaşınız sıfatıyla sizin isteğinizle yayına bağlandığı yayın sırasında Seda Hanım'dan gelen bir soru üzerine siz onu Acun'a sorun. Adnan Hoca'da ikimiz de birlikteydik. Dolayısıyla bunun hesabını vermesi gereken kişi Acun'dur deyince sizin apar topar yayını Dominik'ten arayıp reklama gönderdiniz. Hakan Ural'ın telefonunu aradınız. Seda'nın da işine son verdiğiniz iddiasında bulundu Seda. Siz Adnan Hoca'nın müridi oldunuz mu? Adnan Hoca'nın talebesi oldunuz mu? Ceylan Hanım'ı tanıyor musunuz? Bu yayında böyle bir müdahaleniz oldu mu? Teşekkürler öncelikle cevap hakkı için. Ya öncelikle Seda Hanım'ın iddiasıyla başlayalım isterseniz. Seda Hanım diyor ki direktlem arasında kovuldum diyor galiba. Ya da ertesi gün çağırmışız kovmuşuz. Ben Dominik'ten bağlanmışım. Ben de merak ettim hafızamı çok hani zorladım ama çok da hatırlayamıyorum o günleri. Arkadaşlara sordum. Ben bir kere Dominik'te değilim o tarihte. Birincisi bu. İkincisi Seda Hanım yayını 12 Temmuz'da yapmış. Ömer Bey. 12 Temmuz'da. TV8'den ayrıldığı dönem 27 Temmuz. Yani TV8'den 27 Temmuz'da ayrılmış. Hani ya reklam arasında ayrıldım ya da iki gün sonra geldi beni kovdu falan diyor. Oralarda tarihleri karıştırıyor herhalde kendisi. Hani öyle reklam arası kovulması falan filan diye bir şey yok. Ben ne olmuş olabilir de birisi birine bir şey söyledi onu yollayabilirim. Hani o yayını siz de seyrettiniz. O yayında ne var ben bir insanı mesela şirketten kovayım? Yani biraz bazı yerlerde size danışmak istiyorum. Çünkü hani üçüncü bir şahısı da olayın bir en azından sorup bir double check yapalım beraber. Şimdi yayını seyrettiniz değil mi siz?
Evet gördüm sonra. Yayınladım da burada. Evet. Tamam, benim size sorum şu. Orada ne oluyor da ben bu kadını ekrandan kovayım ya da şirketten kovayım? Ne yapmış ki? Hani kendisi diyor ya, direkt sorular sordum diyor. Köşeye sıkıştırdım diyor. Ben de oturdum yayını seyrettim. Kadını övmüş bütün yayın boyunca. Bir daha seyret isterseniz. Tamam. Kadını bir şey övüyor. Soracağım. Orada benim dikkatimi çeken şey şu. Onun yanıtı her şeyi ortaya çıkartır. Yayında defalarca bipleme var. Evet. Ham görüntü bipleme var. Peki ortada utanılacak, çekinilecek ve rütüyü rahatsız edecek bir şey yoksa o bipleme evet. Niye yapıldı? Tamam, bipleme niye yapıldı söyleyeyim. Bir kere kendisi kontrolümüz altında olan bir konuk değil. Sonuçta tansiyonun yükseldiğini düşünüyor reji. Bipleyen de ben değilim yani. Bir yandan da bipleme nasıl yapılıyorsunuz ya. Bazen yayınlarda güvenlik için hatalı bipleme de olabilir ya. Ben tahmin edeceğiniz gibi yani yönetmeni değilim yayının. Doğru. Değil mi? Şimdi oradaki bir sesin alınması, biplenmesi falan benimle alakalı olabilir mi bu? Ben yokum onu ya. Onu reji yapar ama siz talimat verirsiniz. Reji diyelim ki orada bipledi, onu sesli kıstı, onu yaptı, bunu yaptı. Bununla benim ne alakam var? Siz talimat verdiniz mi rejiye? Ne diyeceğim? Bipleyin dizdem, niye kadın yayına çıksın zaten? Ben ne talimat verebilirim? Siz hanımefendinin yayına bağlanmasını siz mi istemiştiniz yoksa bağımsız şimdi bir konu? Şimdi söyle. Seda Hanım size anlattığı her şey yanlış olduğu gibi iyi hatırlayamıyor diye düşünmek istiyorum. Bir kere kadın örgütü çökerten kadınlardan biri. Kadın doğru. Böyle militan da yakalanmış değil. O örgütün çökmesini sağlayan kadınlardan biri. Ben kendi kanalımda örgütü çökerten kadına yer veriyorsam bu olaya bakış açım belli olmuş olmuyor mu? Hı-hı. Bir mantık yürütebiliriz değil mi burada? Var mı burada bir sorun? Bir mantık, bir problem var mı Ömer Bey? Yani ben bipleme dışında olayla ilgili olarak bir yani tamam. Benim açımdan o zaman sorum bipleme. Şu. Tamam. Bu yayında ne oldu da şimdi Seda Hanım'ı ben yollamış olayım? Ya da peki niye yolladınız? Seda Hanım'ı tamam, niye yolladınız? Peki ben size sorayım. Benden sonra Kanal D niye yolladı Seda Hanım'ı? Hemen. Bilmiyorum. Ama orada şöyle bir iddia var. Mehmet Ali Erbil de aynı şeyi söyledi. Seda Hanım da aynı şeyi söyledi. İsmini veremeyeceğim bir şarkıcı hanımefendi aynı söyledi. Erdoğan evet. Demirören'le Acun Ilıcalı çok yakındır. Acun Ilıcalı birisine bu piyasada tamam. Bitirecekse süper. Bitirir. Ener Bey sizi burada hemen ben yine affedersiniz. Böyle biraz yargıç gibi konumlandırayım. Sizi yargılatalım bu konuyu. Soru şu. Böyle bir niyetim yok. Tamam, böyle bir gücüm varsa Kanal D'de nasıl 2 hafta sonra işe başladı? Soru bu o zaman. Nasıl başladı işe? Bilmiyorum. Benim, siz niye? Benim böyle bir gücüm varsa nasıl başladı? Soru bu. Nasıl ben başladı? Hoş ben bunu Seda'ya yanıtlar. Yalnız şunu merak ediyorum. Halen şu benim çıkmadı. Gücüm var. Pardon, benim gücüm var. Bu kadını hiçbir yerde çalıştırmıyorsam bu kadın nasıl bir ay sonra Kanal D'de tekrar işe başlıyor? Nasıl? Sizden yani, gücüm vardı. Sizden bir şey rica edeceğim. Bunu lütfen, yani ben sizi tanıyorum. Bugün de sizle bizi konuşmamın nedeni izleyicilerimize de saygımdan dolayı. Seda hakkında bu kadın demeyelim isterseniz. Adını söyleyelim. Çünkü siz de saygılısınız Seda Hanım'a. Ben yayında Seda Hanım da dedim ya zaten. Seda evet. Hanım dedim. Hayır, ben şunun için söyledim. Bir yanlış anlama olmasın. Konuştuklarımız gümrük diye gitmesin. Tamam. Şunu soracağım. Sizin, önce şunu anlayalım. Sizin, Acun Bey, sizin Seda Hanım'ı işten çıkartmanızın sebebi nedir ve tazminat ödediniz mi? Bu da bir tartışma konusu. Tamam, şimdi şöyle anlatayım. Seda Hanım'ı kendi çalıştığı ekip istemedi. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi bizim ekibimiz istemedi. Bunun sebeplerini de ben değerlendiremem. Ben olayla ilgili, kendisiyle ilgili, o sorularla ilgili yanlış sorular sorduğunu söyledim. Ben bütün çalışan herkesin hata yaptığı zaman tahmin edeceğiniz gibi arayıp şurada şöyle hata yaptın, burada böyle hata yaptın diye söyleyen biriyim. İşin üzerinde yaşayan biriyim. Şimdi hemen kovuldum diyor, zaten hemen kovulmamış. Ondan sonra beni başka yerde çalıştırmıyor diyor, zaten bir ay sonra işe başlamış. Orada çalışmış, oradan da affedersiniz ayrılmış diyelim kibarca. Yani kadını, pardon canım, Seda Hanım'ı diyelim hadi. Herkes alıp işten çıkarmış, suçlu Acun, öyle mi? Ne güzel bir dünya bu ya. Sonra niye iş bulamamış 5 yıldır? Ben engelliyorum, öyle mi? Büyük yeteneği öyle. Türk televizyonunun büyük yeteneğini ben engelliyorum. Maşallah Seda Hanım'ı bizi engelliyoruz. Şimdi başka bir konudan soracağım size. Size başka bir daha soracağım. Sizin yayını seyrettiğimden çünkü.
Seda Hanım benim özel hayatıma girdi orada. İddialarda bulundu değil mi? Evet, siz durdurdunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ama bayağı bir özel hayatında ağır derecede konuştu. Onda hemfikir miyiz? Söyledi, ben durdurdum. Evet. Tamam. Yeni sorum şu. Özel hayatıyla ilgili bu kadar konuşup da tiksindiği bir adamsam ben. Niye benim kanalımda çalışmış? Yani o konuda Acun Bey şöyle bir şey olabilir. Gazeteciler, nasıl? patronlarının, yani bunu sizin için söylemiyorum. Siz de Show TV'de çalışırken, başka yerde de çalışırsınız. Gazeteciler patronlarının özel hayatına göre iş aramaya kalksa hepimiz yaya kalırız. Ama özel hayat örneği bence yanlıştır. Fakat Seda Hanım'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Seda Hanım'la... Hayır, orada başka bir şey konu var, pardon. Benle ilgili özel hayattan giriyor. Bütün yok işte şöyledir böyle deyip karakter analizleri yapıyor. Saydırıyor. Tamam, başımla beraber hepsini saydırsın da. Niye benle çalıştın o zaman? Niye çalıştın benle? Zorla mı çalıştırdın? Bir gün tehdit mi ettik gel bizde çalış diye? Ekmek param dedi. Öyle mi? Tamam, şimdi şöyle anlatayım. Tamam, ben şöyle anlatayım. Biz birçok pozisyonda, şimdi Hakan Ural'ın partnerini Enver Bey en az 4-5 kere değiştirdik zaten. Doğru. Hakan Ural'ın partnerine gidin bakın arşivlere, 3-4 tane değişiyor zaten. Neden? Gayet de normal bu. Normal bu yani. Uyum sağlıyorlar mı? Araları iyi mi? Rating diye bir şey de var ya, bir de rating için program yapıyoruz. Hani ratingi güzel mi? Nasıl gidiyor? Hepsine bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Şeyle ilgisi, Acun Bey, şeyle ilgisi olabilir mi? Hakan Ural saraya yakın. Onu zaten değiştiremiyoruz. Diğerlerini kolay lokma, onları değiştiriyoruz gibi bir şey olabilir mi? Vallahi bunun da cevabını vereyim. Hakan benim çok eski arkadaşım. Ondan sonra Hakan normal televizyoncu değilken bir gün bizim programa konuk oldu. Programda Hakan'ın konuşmasından çok etkilendim. Ertesi gün ofise çağırdım. Bütün açıklığı anlatıyorum size. Hakan dedim, senin konuşman enteresan ve dinletiyor kendini. Ondan sonra böyle bir program yapmak ister misin dedim. O da sağ olsun kabul etti. Sonra da programa başladık. Siz dünkü reytinglere mesela bakabilirsiniz. Önünüzde liste vardır. En çok sevilen sabah programlarında Hakan Ural şu anda 3. Müge Anlı 1. Birçok kez 2. oluyor. Yani sanki reyting alamıyor da biz mi taşıyoruz adamı? Zaten reyting alıyor yani. Burada bir konu var yani. Bir şey unutuyoruz bazen. Televizyonculuk yapıyoruz ya, reyting lazım. Onun için kararlar alınamıyor mu yani? Böyle bir ihtimal yok mu hiç? Televizyonculuk yapıyoruz. Ben de yaşadım. İyi reyting aldım, kötü reyting aldım, kovuldum, kazan. Bunu elbette ki biliyorum. Bunun iyi program iyiymiş, kötüymüş, bununla alakası yok ya. Bu sonuçta bir ticari kurum. İyi olanlar ekranda daha çok. Müge Anlı niye yıllardır sabah programlarını gümbür gümbür? Reyting almasa Müge Anlı'yı mı tutarlar orada? Hayır. Tutmazlar. Hanımefendi başarılı. Niye gümbür gümbür olduğunu ben de bilmiyorum ama öyle. Ama Enver Bey, şuna şöyle bakalım aslında. Ratingi, matematiğini çözmek zorunda değiliz. Hani değil, şu an bir ülkede yaşıyoruz. Hani orada kalkıp da şimdi insanlar onu niye seyrediyor? Ben de şaşırıyorum ama seyrediyorlar kadınlar diyelim. Ve çok başarılı bir program baktığım zaman reyting açısından. Yani bu biraz ne diyeyim size, Amerika'daki televizyonlar da böyledir. İngiltere'de böyledir. Almanya'da böyledir zaten. Şimdi Acun Bey, Seda ile paralel bir açıklama, çok şaşırtıcı bir denk düşme Mehmet Ali Erbil'den geldi. Ve Mehmet Ali Erbil biraz da sizi itham eder şekilde şöyle dedi. Acun benle röportaj yapmak için beklerdi dedi. Bunda bir sıkıntı yok. Ben de beklerim popüler bir isimle röportaj yapmak için. Şu anda siz Türkiye'nin en ünlü isimlerinden birisiniz. Dolayısıyla böyle bir vesile olmasa sizinle röportaj yapmak için beklerdim. Çünkü soru sormak isterdim. Burada bir sıkıntı yok. Ancak şöyle söyledi. Bu paraları nasıl kazandı? Futbol takımlarını nasıl aldı? Sıradan bir muhabir nasıl oldu da bir medya devi oldu? Ve ben onu eğer beni yanında yani bana iş vermeyin derlerse ben Acun yüzünden iş alamıyorum dedi. Şimdi Mehmet Ali Erbil çok ünlü birisi. Ona ne diyeceksiniz? Ona gülüyorum sadece öncelikle. Yani kendisi çarkı feleği ona sundurmadık diye sinirlenmiş, öyle anlıyoruz konuşmalarından. Hı. Çünkü dikkat ederseniz çarkı feleği anons ediyoruz Cem Davran sunacak diye. Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil'den bir anda bana karşı açıklamalar geliyor. Ya o bunlar hayatta yaşadığımız şeyler. Bunlar çok önemli değil. Ben ama bir konuda yine sizden yardım isteyeceğim. Mehmet Ali Erbil'in Acun niye para kazandı, ben kazanamadım diye. Bu konuda sizden bir yardım istemek zorundayım. Birincisi, bu şuna benziyor. Bir tane Hollywood'da oyuncu film çekmiş. Ondan sonra diyor ki ya Warner Bros'un sahibi diyor.
Zengin oldu ben olamadım diyor. Ya nasıl iş diyor bu? Adama demezler mi kardeşim sen oyuncusun demezler mi? Derler. Şimdi hangi matematiği kaybettik de biz kafamız ne kadar gitti ya da aklımız neye basmıyor da bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını mı düşünüyoruz? Kafamızda böyle bir şey mi var? Yani bir filmi çeken bir film stüdyosu Hollywood'da onun oyuncusu aynı parayı mı kazanır? Bir sunucunun yapımcı kadar para kazanacağını zannetmesi öyle bir hesap yaptıysa zaten hayatta 5-0 mağlup başlamış. Ben hemen öyle bunu anlatayım kısaca. Yapımcılar yatırım yapar, daha çok kazanır. Oradaki sunucular, oyuncular o kadar kazanmaz. Dünyanın her yerinde de böyledir. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere sizi şu konuda takdir ediyorum. İyi hazırlanmışsınız. Bütün soruları bana yöneltiyorsunuz. Dolayısıyla bu televizyonculukta da son derece zeki bir yöntem ve buna hakkınız var. Yalnız sorunun aslını geçmeyelim. Sorunun aslı şu. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Sizin yaşam hikayeniz sorduğum sorulardan bağımsız Türkiye'de çok zor geçen bir yaşam hikayesiyle kendini inşa etmiş bir genç adamın hikayesi. Peki onu teslim edeyim. Dolayısıyla hani yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Ama muhabirlikten sonra ne olursanız olun, ne kadar iyi olursanız olun bugün Türkiye'nin en büyük, en güçlü medya kuruluşu sizsiniz. Entertainment denen eğlence sektöründe bir numarasınız. Kanallarınız var. Dijital platformunuz var. İstediğinizi şöhretli yapabilirsiniz. İsteseniz bana göre siyaseten de Türkiye'nin kaderini değiştirebilirsiniz. Kaldı ki, yani bu güçten dolayı, kaldı ki yılbaşında olsun orada burada hemen hemen her yerde olağanüstü bir gücünüz var. Ben çok zeki değilim ama muhabirlikten gelip bu parayı kazanmak sizin bir deha olmanızdan kaynaklı mı? Siyaseten sizi bir yere mi ittiler? Adnan Hoca ya da Fethullahçılar sizi korudu mu? Tamam. Burada da sizi maalesef işin içine sokmak zorundayım. Yani beraber bunu şimdi hesaplayacağız. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Aklınızda yatmayan yerde bu benim aklıma yatmadı diyorsunuz. Tamam mı? Başka bir ricam yok. Bu benim aklıma yatmadı diyorsunuz. Tamam. Muhabirim Show TV'ye gidiyorum diyorum ki ben bir gezi programı yapmak istiyorum diyorum. Acun Firar'da adı. Doğru. İzin veriyorlar. Ondan sonra 30 bin dolara yükselttiler. Bir program yapıyorum. Yılda 52 gün. Haftada 30 bin dolar kazanıyorum. 4 yıl boyunca yapıyorum bunu. Hı hı. Tamam mı? Burada şimdi iyi kötü bir ufak bir para kazanıldı mı? Var mı sorun? İyi para. Evet. Acun Firar'da dünyayı geziyorum. İnsanlar seyrediyor. Rating alıyor. Bugün listelere girilebiliyor. Yani listeye baksanız 10. 5. 4. ve 3. olduğumuz günler var mesela. Biz 11.30'da yayınlanmamıza rağmen. Yani Acun Firar'da seyredildi ve burada da Acun belli bir para kazandı. Var mı bir sıkıntı burada? Yok, para kazanılabilir tamam. Tabii. Tamam. Şimdi var mısın yok musun? İki kere batmış Türkiye'de. Var mısın yok musun? Benden önce. Ben gidiyorum Şovti'ye diyorum ki ben var mısın yok musun yapmak istiyorum. Bana inanıyorlar. Ben var mısın yok musun yapmaya başlıyorum. Ömer Bey. Şimdi var mısın yok musun yapıyorum. İki kere batmış proje bir anda prime time'da seyriliyor. Var mıydı o zaman seyretmeyen hatırlar mısınız o dönemi? Var mısın yok tabii musun? Tabii hatırlıyorum. Programı hatırlıyorum. Kim? Evet. Sunucusu kim? Yapımcısı kim? Siz yaptınız tabii. Teşekkür ederim. Var mı itiraz var mı? Bunlara yok. Tamam. Şimdi 150 bölüm prime time program yapmaya başlıyorum. Var mısın yok musun da beraber. Prime time program 150 bölüm. Tamam mı? Şimdi bir program, şu anda bir prime time programda yapımcı 100 bin dolar kazanıyor desem size ters gelen bir şey var mı burada? Bugün çok mesela prime time programlar 9-10 milyon prime time programlar yapımcı da 100 bin dolar kazanıyor diyorum, tamam mı? Var mı bunda bir sıkıntı var mı burada? Siz yani diyorsunuz ki bunların tamamının toplamı benim televizyon almaya gider. Ya demedim. Demedim. Beraber diyeceğiz onu Enver Bey. Ben demedim. Beraber diyeceğim. Diyeceğiz. Ben demiyorum. Peki. Beraber diyeceğiz. Tamam. Ben de biraz sonra bunlara soracağım zaten. Evet. Tamam. Şimdi 150 bölüm var mısın yok musun ile başlayan ondan sonra yeteksizsiniz. Değil mi? Tuttu herhalde. Hı. Prime Time'da seyrettik. 20 renkli evet. Falan aldı. Evet. O Ses Türkiye herhalde tuttu değil mi? Bunlar hayal atmıyorum yani. Bunlar Türkiye'de seyredildi değil mi? Evet. Şimdi sorum şu. 150 bölüm prime time yapan birisi bir programda 100 bin dolar kazanıyorsa 150 bölümde ne kadar kazanır yaklaşık? 100 bin çarpı 150. 15 milyon dolar.
Evet. Tamam mı? 15 milyon dolar. Hemfikir miyiz? Doğru. Var mı? İtiraz var mı? Programlar yayınlanmış zaten, duruyor orada. Arşivde duruyor. Şimdi yılda 15 milyon dolar kazanan adam 6 senede kaç para kazanır? Diyorsunuz ki siz 15 milyon dolar çarpı 6, 90 milyon dolar. TV8 almama kadar olan bölümü anlatıyorum. 6 tamam. Sene sonra TV8 alıyorum. 60 artı 10 milyon dolara, 70 milyon dolara. 90 milyon dolar kazanmış mıyım? Evet, tamam, anladım onu. Tamam. 90 milyon dolar TV8 alıyorum 70 milyon dolara. Yanlış anlamayın. 400 milyon dolar Star satılıyor o zaman. 4 ATV satıldı 370 milyon dolara. Ben de gittim bir şehirlik bir kanalı. O zaman bir şehirde bu kanal. 70 milyon dolar verdim. Mehmet Nazif Günal sağ olsun. Sonuna bir taksit yaptı. Güvendi o zaman. 70 milyon dolara bu kanalı aldım. Acun Bey, bir şey sormak istiyorum. Söz konusu edilen bu paralar, yani bu kazanılan paralar, TV8 öncesinden söz ediyorum. Vergi denetiminde midir? Söylediğiniz paralar, şirketinizin faturaları devlet tarafından, MASAK tarafından gözlenmiş midir? Bu siz paraları şimdi ben bu devlet tarafını soruyorum önce. Evet. Şimdi ikinci, birinci tarafı bu. Oradaki, yani kanal sizin verdiğiniz bu rakamları, evet Acun haftada 100 bin dolar kar ettiği teyit eder mi bize? Ben herhalde tanıyacağınız gibi, hani 3 gün evvel Türkiye gelmediğim için 15 yıldır zaten inceleme altındayım. Defalarca da incelemeye de alındık. Bu anlattıklarım işin kabacası, detayını zaten vericiler inceliyor ki herhalde karşınızda oturabiliyorum şu anda, değil mi? Peki. Şimdi o zaman ben şeye dönelim. Bir dakika bırakmayalım olayı. Şimdi tamam, çok önemli. Devam edelim. Evet, evet, evet. Şimdi Acun nasıl bu parayı buldu? Acun gitti kanal aldı mı burada? Hemfikir miyiz? Ya öyle zaten, vaka bu. Tamam. Evet. Hayır, bana diyeceksiniz ki burada benim aklıma yatmayan bir şey var. Ben sizi soruyorum şimdi. Aklınıza yatmayan bir yer var mı? Şu anda rakamsal olarak devam ediyoruz. Aklıma yatmayan yerleri soracağım biraz sonra. Tamam. Bunlarla ilgili değil. Tamam, ama rakamsal olarak aklınıza yattığınızı söyleyebilirsiniz. Biz yapıyoruz matematik. İzleyenler tamam. Zaten görüyor. Evet. Şimdi geldik, TV8 aldık. TV8 aldık. Kanal o zaman 15. Bu kanal oldu mu birinci kanal, ikinci ya da üçüncü kanal? Hep ilk üçte mi o günden beri? Evet, güçlü bir yayıncılık şeyi var. Entertainment tamam. Olarak. Yani reyting raporu çıkarsanız herhalde ya 1'ye 2'ye 3 lira bitiriyor. Her sene ya 1'ye 2 bitiriyoruz diyelim. Prime time özellikle, değil mi? Bu kanal şimdi para kazanabilir değil mi artık? O saatten sonra para kazanıyor. Peki son bir sorum var. Mesela sizin şeyden haberiniz var mı? Ben Amerika'da yılda 150 gün program yapıyorum prime time. Bundan haberiniz var mı sizin? Yok, Amerikan televizyonlarında mı? Evet, Amerikan televizyonlarında yılda 150 bölüm program yapıyorum. Amerika'da. İyi. Meksika'da ne zaman NBC'nin kanalı var. Hı-hı. Telemundo. Yılda Hı-hı. 150 bölüm program yapıyoruz orada her sene. Orada da para kazanıyorsunuz. Yani evet, iyi kötü kazanıyoruz. Peki Meksika'da yılda 250 gün program yapıyoruz Meksika'nın bir numara kanalında. Bundan haberiniz var mı sizin? Yok ama bunları duyuyordum. Tek tek ülke olarak tamam, bilmiyorum. Tamam, ben anlatayım o zaman. Meksika'nın bir numaralı kanalının bütün prime time'ını biz yapıyoruz. Hani Mehmet Ali Erbil bu konuda bilgi eksikliği yaşıyor olabilir. Ben ona da bilgi vermiş olayım. Çünkü merak ediyor nasıl belli bir standartlara ulaştık diye. Meksika'ya gidip buradan dünyanın bir ucunda Meksikalılara kalkıp yaptığınız programı seyrettirirseniz 200 milyonluk, 120 milyonluk ülke sizi seyrederse, prime time'de her akşam siz varsanız iyi kötü para kazanıyorsunuz. Genelde entertainment dünyası böyle oluyor işte. Yunanistan'da yılda yine 150 gün, 200 gün yayındayız Yunanistan'da. Herhangi bir Yunanlı arayıp beni sorabilirsiniz bu arada. Hani bir gün telefonu kapatıp sorarsanız diyecek ki burada yılda 150-200 gün program yapıyor. Programlar da hep birinci, ikinci oluyor diyecek. Evet. Yani ben o tarafı da anlatabildim değil mi? Yani ben şimdi affedersiniz de çıkmışım, dünyaya açılmışım. Siz diyorsunuz ki. Hayır, dünyaya açılmışım. Dünyanın bir ucuna gitmişim. Televizyonda toplam belki de 1 milyar adama program seyrettiriyorum. Acun nasıl para kazanıyor? Ne güzel bir dünya bu ya. Tamam, o zaman şöyle değerlendirelim. Mehmet Ali Erbil ile ilgili mesele şu. Acun Ilıcalı tırnak içerisinde hem ticari olarak hem yaratıcı televizyoncu olarak bu paraları kazanıyor. Soru şu olacak o zaman. Mehmet Ali, sen niye kazanamadın? Paranı cebinde tutamadın. Çünkü 300 euro'm var, başka param yok diyor. Özel bir husumetiniz var mı aranızda? Ya da Mehmet Ali Erbil'e bugün iş verir misiniz? Ya Mehmet Ali Erbil'le ben ne zaman nerede buluşmuşum onu anlamış değilim. Benim kanalımda çalışmış mı?
Yok. E daha ne? O zaman sorun ne? Yani bir de herkes çalıştırmak zorunda mıyım? Değil ama ona iş verir misiniz? Benim önümü kesiyor diyor. Siz Erdoğan, Yıldırım Demirören'i arayıp Mehmet Ali'ye iş verme, Seda'ya iş verme diyor musunuz? Ya da Yeşim Salkım'a iş verme. Ya da yarın mesela... Yeşim Hanım için böyle bir şey zaten söz konusu değil. Uyduruyorum. Evet. Enver Aysel için diyelim. Birisi için önünü kesiyor musunuz? Ben şu ana kadar herhangi birisini arayıp birisine iş verme dediğim olmadı. Öyle söyleyeyim size. Herhangi bir patrona. Bu yani insan tabii psikoloji şöyle bir psikolojidir. İnsan başaramadığı zaman iki şey yaşamaya başlar. Bir, önce sebepler bulur. Ben niye başaramadım diye. Sonra da başaranlara sarmaya başlar. Maşallah bütün özellikleri görüyoruz. Yani Peki, bu haliyle alakalı bence. Baştaki sorumu unutmadım. Ona dönelim. Çünkü bu çok tartışıldı son dönemde. Adnan Hoca sizin için talebem dedi. Çok güzel soru. Bir dakika. Adnan Hoca sizin için talebem dedi. Fotoğrafınız var bir tane. Ceylan Hanım orayı çökerten kimse dendi. Siz oranın o zaman Adnan Hoca'nın müridi miydiniz? Talebesi miydiniz? Adnan Hoca siz müridi olduğunuz dönemde başka ünlüler de eğer öyleyseniz yanında var mıydı? Var mıydı? Adnan Hoca sizi tehdit etti mi? Ceylan Hanım itirafçı oldu. Belinde iki tabancayla dolaşıyor muydu? Bunları öğrenmek istiyorum. Evet, buna da hemen kısaca cevap vereyim. Bahsettiğimiz yıl 19 yaşındayım. Enver Bey. 19 ve 20 yaş arasında o zamanki yani annemleri de rahmetli olduğu bir dönem. Hani manevi açıdan kendime yakın gördüğüm dostlarımla beraber o zaman belli bir süre görüşmüşlüğüm olmuştur. Sonra da zaten içinde bulunduğum ortamı beğenmeyerek terk etmişim. Kaç sene önce biliyor musunuz? 35. Yani 35 sene önce ben 1,5-2 yıl Adnan Hoca'yı görmüşüm. Normal hayatıma devam ediyorum, yanlış anlamayın. Görmüşüm. Resmin olduğu yerde Anıtkabir bu arada. Evet. Adnan Hoca'yı görmüşüm. Adını siz söyleyin, onunla görüşmüşüm. Adama sorarlar. Yani tam 35 yıldır görmedim. Hiç de alakam olmadı. Zaten Adnan Hocacılar kendilerini gizleyen insanlar değil. Bazen karıştırmayalım da. Adnan Hocacılar zaten biz Adnan Hocacı diye geziyorlar ya. Onlar hep gezdiler hatırlarsanız. Öyle gizli değillerdi onlar. Doğru, Adnan bana Hocacılar, da gizli. Ben 35 yıl önce görmüşüm adamı. 35. Neredeyse 50 yıl olacak yani. Yani ne yapalım burada şimdi? Siz söyleyin, buna ne yapalım? Hayır, şunun için sordum. Daha sonra bu örgüt sizinle... Hiç görmedim. 35 yıldır görmedim. Hiç. 35 yıl oldu. Ne bir kere gördüm, ne yan yana geldim. Hiç görmedim 35 yıl önce. Baktım bir saçmalıklar var. O zaman 19 yaşındayım zaten. 18-19 yaşlarındayım. 18-19 yaşında baktım saçmalıklar var. Zaten ondan sonra... O saçmalıklar... Gördüğünüz saçmalıklar nelerdi? Bir de Ceylan Hanım sizin çok yakın bir arkadaşınızmış. Bu doğru mu? Tanımıyorum, yok. Tanımıyorum kendisini. Ceylan Hanım'ı hiç tanımıyorsunuz. Tanımıyorum, yok. Sıfır. Yani bugün çıkıp Ceylan Hanım ben Acun'u tanıyorum dese yalan söylemiş olur. Ben görmedim, tanımıyorum yani. Yalan söylemiş olur. Ne olacak zaten? Yani, tanıyorum derse yalan söylüyor. Peki. Kendisini tanımıyorum. Peki. Yani, o dönemde zaten resimde görünen arkadaşlar var diyelim. Orada gördüklerim var. O zaman tanıştıklarım var. O kadardır yani. Ya ben bunu gerçekten çok enteresan ve komik buluyorum. Yani görüştüm, ne yapalım yani? Baktım saçmalık var, ayrılmışım. Bu ne yapmışım, ne yapacağız? Doğru. 35 yıl olmuş. Başka ünlü isimler var mıydı sizin döneminizde? Yok, orada? Ya. Hayır, ben normal o zaman yani şöyle anlatayım size. Yani dinin güzel bir şey olduğunu, ondan sonra maneviyatın güzel bir şey olduğunu, iyi insan olmanın güzel bir şey olduğu konuşuluyordu. O yüzden ilgimi çekti zaten. Hani benim zaten o zamanki o sohbete girmemin sebebi diyelim, baktım iyiliği, güzelliği, dostluğu anlatıyorlar. O zaman iyilik, güzellik ve dostluk gayet güzel geldi o dönemde. Ben de ilgimi çekti. Şey yapmadım yani, bir soygun şebekesine girmedim o zaman, öyle bir durum yoktu. Ondan sonra... Peki, Acun Bey. Evet. Acun Bey, sizle ilgili bir iddia, üzerini örttüğünüzü söylediğiniz bir iddia, Fethullah Gülen'i ya da o örgütü tanıdığınız, oradaki isimlerin olduğu, onlarla görüştüğünüz ve ben bunu şöyle öğrendim yani gördüm. Evet. Sosyal medyada sizden söz edildiği zaman bu troll de olabilir. O yüzden soruyorum. Farklı yerlerde
Zaten sadece Adnan Hoca değil ki, her zaman bu tür dini yapılarla beraber oldu dedi. Oldunuz mu, olmadınız mı? Ben Fethullah Gülen'i hayatımda hiç görmedim. Tanımıyorum da. Ondan sonra kendisini görmediğim gibi hani içinde bulunduğu örgütle ilgili de uzaktan yakından bir alakam olmadı. Hatta şimdi arşivi karıştırırsanız yayından sonra, siz çünkü araştırmayı da seviyorsunuz. Cüneyt Özdemir'le programa katılıyorum. FETÖ olayları başlamadan önce. Programda dershaneleri soruyor bana Cüneyt Özdemir. Hatırlarsanız ilk gerilim oydu o zamanlarda. Evet evet, oradan, evet biliyorum. Evet. O dönemde aynı kanaldaydık o zaman. Evet. CNN Türk'teydi galiba yayın. Ben evet. Aynen şöyle söyledim. Dershanenin kapatılmasını destekliyorum dedim. Yayında var zaten bu. Hı-hı. Hatta o zaman da bayağı haber olmuştu. Yani kısacası uzaktan, yakından, çaprazdan hiçbir alakam yok. Görüşmedim, etmedim. Ama bunun iddialar var mı? Bana ne şimdi? Hani sorarlar adamı kim iddia ediyor diye. Peki Acun Bey, sizin yanınızdaki çalışanlara iyi davranmadığınız, masajlar yaptırdınız falan ve toplantılara geç geldiniz söylenir. Sizinle ilgili şöyle bir şey var, onu ben de biliyorum. Sizin toplantılara geç gitme gibi bir huyunuz zengin değilken de vardı. Biraz evet, aylak bir tarafınız var. Çünkü evet, çünkü sizi ben de 2 saat kadar beklemiştim ne denir ona, Akatlar Kültür Merkezi'nde. O ayrı, onun dışında soruyorum. Sizi çünkü tanıyanlar, bir de şöyle bir şey deniyor. Mesela kendi masasında yemek yenirken İçki içirtmez. Dolayısıyla bunu ilk, insanların özel hayatına karışıyor musunuz? Kim içki içer, kim yemek yer, kim nasıl sevişir, kim nasıl dövüşür? Böyle bir hakkınız var mı? Yani benim 10 arkadaşımın 8'i içki içiyor bir kere. Öncelikle. Hani %'ye vurursak %80 çıkar. Onlarla devamlı yemek yediğime göre herhalde böyle bir konuda hani kalkıp da ahkam kesecek durumda değilim. Yani masaj yaptırıyorum. Evet, yani bu suçsa suçluyum. Evet, masaj yaptırıyorum. Fizyoterapist arkadaşımız var, Anıl. Yıllardır bizimle. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum. Enver Bey, şöyle değerlendirebilir miyiz konuyu biraz? 2000 kişi çalışıyor benim yanımda. Bahsettiğimiz 8000 aile. Yani dünya biraz daha hani güzel olsa da kimseye zarar dokunmayan, burada hani iddiaları masaj yaptırmak, toplantıya geç gelmek olan bir adama 8000 kişiye bir şekilde destek olan ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan, yeni fabrika açtım Erzurum'da, yöre halkından 1000 kişiyi inşallah yakında istihdam edeceğiz. Yani elimden geldiğince insanlara faydası dokunmaya çalışan, ne bileyim, destekleyen bir insanım. Hatalarım var mıdır? Vardır. Tabii ki ben şunu altını çizerek söylüyorum. Yani hata yapan bir insanım. İstemeden kalp kıran bir insanım. Fakat kırdığım zaman gönül almasını bilirim. Bir şekilde telafi etmeye çalışırım. Elimden gelince karşı tarafta iyi niyet olduğu sürece her zaman da arayı bulmaya çalışırım. Acun Bey, sizin iddialar şimdi yanındakine kötü davranıyormuş da. O anlamda değil. Acun Bey, ben o kadarını bilecek kadar medyada çalıştım. Şu anlamda söyleyeyim işin doğrusunu. Bizde patronların çok önemli bir kısmı, ki siz de çalıştınız, bazıları da patronlardan daha fazla da tetikçi olan yöneticiler olur. Benim kastettiğim, evet, Acun niye masaj yaptırıyor, Acun niye para kazanıyor değil. Benim kastettiğim şey şu: emekçinin, oradaki o insanların yaşam koşulları dışında, çalışma koşullarında korku salan, onlara insani yaşam koşulları dışında benim dediğim dedik, çaldığım düdüktür diyen birisi misiniz? Bunu sormak istiyorum. Yoksa canım ister masaj yaptırırsınız, ister dünyayı gezersiniz, o beni ilgilendirmez. Benim söylediğim emekçi tarafından. Yani yayın sonrası bir emekçiniz, sizin bir çalışanınız beni arayıp, ya Enver abi bırak Allah'ını seversen, Acun palavra atıyor, bizim anamızı ağlatıyor der mi? Bunu soruyorum. Ya ben şimdi kimseye adına konuşamam. Onlara sormak lazım. Hani benim tarafımdan görüntü hepsi mutlu ve yani benle çalışmaktan memnun. Yani çekirdek kadromdan yaklaşık 20 yıldır ayrılan olmadı. Yani çok istifa eden giden de olmadı. Ama şimdi çalışanlarıma elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Onların düğünlerini ben yaparım. Mümkün olduğu kadar desteklerim. Bu konuda elimden geleni yaparım.
ama yeterli olmamış olabilirim. Herkesin hayalini gerçekleştirememiş olabilirim. Bu konuda benim de bir gücüm var diyelim. Ben burada iyi niyetle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama çalışanlarım adına şunu asla söylemem. Hani çok iyi patronumdur, ben süperimdir. Böyle bir iddiam yok. Yani onlar açısından durum nasıl değerlendirilir bilemem. Ama bendeki gözlem ne diyorsanız sağ olsunlar her zaman bana sevgilerini, bağlılıklarını gösterirler. Biz bir aileyiz, bir aile şirketiyiz. Her zaman da hani başarısızlıkları ya da başarıları beraber yaşamayı bilen bir ekibiz. O yüzden hani bilmiyorum. Şimdi kalkıp da insanın 500 çalışanı varken bir tanesi kalkıp da aykırı bir hareket yaptı diye 499 çalışan mutlu, iki tanesi mutsuzsa, bu şirket mutsuz bir şirket oluyorsa onu bir şey olmaz. Diyemem yani. Hayır, öyle olmaz. Şöyle olur o. Yani sizin 3 kişi 5 kişiyle olmaz. Ama diyelim ki %20'ye %25'e varan bir oran olduğu zaman ciddiye alınır. Çünkü bu önemlidir. O anlamda söyledim. Yoksa bana birisi her telefonu açan ben mutsuzum dediğinde de emekçiden yana olalım diye yalancılık yapacak halimiz yok. O konuda onu kastetmedim. Daha yani büyük anlamda. Geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum diyelim aslında. Yani takdir onların. Peki sizinle ilgili olarak sarayla aranızın çok iyi olduğu, öte taraftan da medyadaki gücünüzün çok yüksek olduğu, tabir caizse Türkiye medyasının en önemli ismi olduğunuz ve yine tabir caizse medyanın patronu, medyanın mafyası olduğunuz söyleniyor. Medyanın süper çocuğu ama medyanın da mafyası. Acun yoksa Acun'la iyi geçinemezsen ayakta kalamazsın diyorlar. Siz mafya mısınız, medya mafyası mısınız? Emre Bey, hani bunu kim diyor diye sormak zorundayım. Yani şimdi şöyle mi sistem? Bizim gibi popüler bir insan için birisi çıkıp mesela ne söylerse hep beraber onu dinlemeye mi başlayacağız? Peki ben size şunu sorabilir miyim? Bir itibar sahibi olması gerekmiyor mu benimle ilgili iddiada bulunanın? Bu iş şöyle mi yani? Türkiye'de herkesin tanıdığı bir insana kalkıp da bu adam şöyle, bu adam böyle diye birileri dediği zaman bu söylenene dikkate almamız gerekiyorsa herkes çıksın yarın bana sallamaya başlasın. Onunla hepsi de gündeme gelsin. Böyle bir sistem olabilir mi sizce? Olmaz ya ama da... şöyle olur. Şöyle evet. Olur. Onu söyleyeceğim ben. Yoksa başka bir şey söylemem. Öyle olmaz ama şöyle olabilir. İki örnekten hareket edeceğim. Mehmet Ali Erbil toplumda pek muteber biri değil şu anda. Ancak bu piyasada İyi ve kötüyü kendisi de yaptığı için piyasayı çok iyi bilen biri. O bir şeye işaret ettiği zaman soru sorulmaya değer. Seda Hanım çok uzun yıllar Türkiye'de habercilik yapmış. Dolayısıyla kariyerli ve aslında bu kariyerinde çalışan yani öyle isimlerde de çalıştı ki TV8'de çalıştı. Benim saygı duyduğum habercilerle de çalıştı. İşte bildiğim kadarıyla büyük kanalların başkalarında da star vesaire de çalıştı. Bu insanlar toplumda biri eğlence dünyasında, biri haber dünyasında önemli isimler. Bu arada sizin yarışmalarınızdan çıkıp belki de gıcık olduğu için size laf söyleyenler oldu. Onları dikkate almıyorum çünkü o insanları tanımıyorum. Ama bu kadar önemli kariyeri olan bir kadın gazeteci, Türkiye'deki her türlü pisliğin ve başarının, reyting başarısı içinde olan birisi bunları söylediği zaman ben ciddiye almak durumundayım. Bu bir. İki, şu da çok önemli. Deminki sorum açısından önemli. Siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de bir tartışma var. Sarayın, Sayın Erdoğan'ın çevresinin Türkiye'de hem zenginleştiği ama zenginleşmenin dışında bir iktidar gücü kullandığı. Dolayısıyla medya iktidarla paralel gider. Siz de medya iktidarı olabilirsiniz. Oldunuz demiyorum. Ama Erdoğan Demirören'in medyadan anlamadığı açık. Ona o kanalın nasıl verildiği açık. Ve siz yetenekli olabilirsiniz ama onların yeteneksiz olduğu da açık. Buralarda konuşuluyordur herhalde. O yüzden size sordum. Siz, tekrar ediyorum, saraydan bir güç alıyor musunuz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la dostluğunuz var mı? Aranız iyi mi? Şimdi öncelikle bu da yine çok eskiye dayanan cevabı olan bir soru. Bundan Abbas Güçlü'nün programındaydık. Bana hangi partiye oy verdiğini dedikleri zaman 13-14 yıl olmuştur. AK Parti demiştim bütün açıklamalarda. Hala öyle mi? Aynen öyle. Yani buradaki konu şu, ben bu ülkede anlayamadığım konu varsa insanların demokrasi isteyip demokrasi için mücadele verip sonra da bu konudaki görüşlere saygı göstermemeleri.
Şimdi öncelikle konuya medya tarafından başlıyorum, sonra Sayın Erdoğan'a getireceğim. Medya tarafından TRT hayatını hiç yapmadım. TRT ile işim olmadı. Bu anlattığım senaryoda TRT görüyor musunuz? Hayır. Devlet desteği var mı? Var mı benim devlet desteğiyle bir alakam? Yani sizin tarafınızda var mı böyle bir ihtimal olacak bir şey görebiliyor musunuz? Siz ben de medyadan geldiniz ya. Hayır, bende öyle bir bilgi yok. Sizde varsa söyleyin. Ben bilmiyorum. Tamam işte. Bende yok da şimdi bende tamam. Yok, sizde yok. Ben de olacak yok. O zaman? Ben çünkü ya, sizin zekanıza güveniyorum. Sizin araştırmacılığınıza güveniyorum. Diyorum ki TRT hayatında hiç yapmamışım. Devletli iş yapmamışım. Arkasında o var bu var. Nasıl olacak bu iş? İş yapmamışım işte. Gidip TRT'den hani iş alır da programlar yaparım da hani öyle bir sermaye yaparım anlarım. İş yapmadım dedikodu olmasın diye. Ayrıca Cumhurbaşkanımızla ilgili olan tarafa gelince de zaten benim onunla olan dostluğum biliniyor. Bunu da hiçbir zaman inkar etmedim. Ondan sonra kendisini de takdir ediyorum. Bu konuda da yani insanlardan şunu bekliyorum. Tabii ki hepimiz hürüz. Ayrı fikirlerde olabiliriz. Benim şu anda kendi şirketimde affedersiniz anket yapsam bizde her parti çıkar. Her parti çıkar. Ben hayatımda yanıma aldığım arkadaşıma hangi partiymiş, nereye bağlısın, neyi seversin, dindar mısın, ateist misin bunları bir kere bile sormadım. Ben neyi hayal ediyorum biliyor musunuz? Acun ben, Bey. Bir saniye bitireceğim. Buyurun. Ayrı buyurun. Fikirlerde olalım. Olabilir ayrı fikirlerde olalım. Şart değil aynı fikirde olmamız. Zaten saçmalık aynı fikirde olmayalım. Ayrı fikirlerde olalım. Ama birbirimize kin beslemeyelim. Birbirimize düşman olmayalım. Sen öyle düşünüyorsun. Sizinle de mesela fikirlerimiz ayrı olabilir değil mi? Bu benim sizi sevmeme engelleyecek bir engel değil ki. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Neyin düşmanlığını yaşıyoruz? Evet tamam olabilir. Bir insan sever. Cumhurbaşkanı takdir eder. Bir insan sevmez. Ben yıllardan beri biliniyor zaten. Bu konuda zaten seviyorum. Dostluğum var. Ne yapalım şimdi? Şöyle söyleyelim. Ben sizin bir medya patronu olmadan önce bir muhabir ki gazeteciliğin önemli tarafı muhabirliktir. Siz iki şeyi bir arada yaptınız. Bir spor muhabirliği yaptınız. O dönemde hem gezi programları yaparken magazinel unsurların da içinde olduğu bir gazetecilikte yaptınız. Şimdi gazeteciliğin ne olduğunu bilirsiniz. Şansal abi gibi bir ustayla çalıştınız. Gazeteci gazetecidir. Türkiye'de gazetecilerin hiçbir suçu yokken mapusta olduğu, bir milletvekilinin hala mapusta olduğu insanların örneğin ben CNN'de çalıştığımda hep birinciydim. Ama bugün bana hep birinciydim, hiç ikinci olmadım. Ve Barış Tunay orada. Bugün bana bırakın bir televizyon patronunun telefon açmasını, benim adımın bile geçmesini istemezler. Niye? Adımız çıkmış muhalife. Halbuki ben muhalif olarak düşünmüyorum kendimi. Ben hakikati arayan kişi olarak düşünüyorum. Hakikati arayan muhalif olur zaten. Gazetecilerin durumu böyle olduğu için sizin söylediğiniz ve temenni ettiğiniz dünya kurulamıyor. Şöyle bir dünya olsa mesela, ben Acun Ilıcalı'ya derdim ki helal. Keşke Acun Ilıcalı 3 tane haber bülteni yapsa gün içerisinde. Bu kadar işsiz gazeteci varken hiç değilse günde yarımşar saat tarafsız haber yapabilecek gazetecileri de istihdam etse, sadece eğlence programı yapmasa. Şimdi siz reyting diyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Aykırı Sorular programını bugün Eksen'de yapsak Türkiye'nin en çok izleneni olur. TV8'de yapsak en çok izleneni olur. Ama yaptıramazsınız. Bunu tercih etmiyorum diyebilirsiniz. Ama evet. Sizin dışınızda da kimse tercih etmez. O yüzden Türkiye özgür mü? Türkiye basın olarak özgür mü? Yani şunu sorayım bir de tersten. Lütfen buna da bir televizyoncu olarak cevap verin. Az önceki gazeteci olarak da bu da televizyoncu olarak. Allah aşkına bugün ekranlarda çalışanların hepsi en yetenekli programcılar, en yetenekli gazeteciler, en yetenekli yayıncılar mı? Yok. Rating de almıyorlar. Peki onlar niye ekranda da Türkiye'nin en iyileri evde ve bir kısmı mapusta? Hem gazeteci olarak hem de patron olarak lütfen yanıtlayın. Tamam, şimdi hemen onu da yanıtlayacağım. Hem de ispatlayarak yanıtlayacağım. Birincisi ben televizyonu alırken eğlence kanalı yapma felsefesiyle aldım. O yüzden de politikanın herhangi bir yerine hiçbir zaman da girmedim. Yani şöyle bir kanal hayal ettim ben. Mutlu eden kanal olalım dedim. İnsanlar mutlu olsun bir seyredince. Haberlerdeki o gerilimi, o tansiyonu bizde yaşamasınlar. Kafasını dinlemek isteyen, kafasını dağıtmak için bizi seyretsin. Biz eğlence kanalı olalım dedim ve zaten kanalın kimliğini de böyle koydum, tamam mı? Ama buradan şimdi sizin geleceğiniz, demin geldiğiniz konuya gelerek şimdi bir şey ispat edeceğim size. Ben
diyorsunuz ya muhalifim işte o yüzden şey yapamıyorum. Siz şimdi siyasi program yaptığınız için belli kanallarda bir şekilde dışlandım diyorsunuz. Ve sizi anlıyorum anlattığınız zaman şimdi değil mi? Ben diyorum ki ben benim kanalımda her kesimden insanla çalışıyorum. Mesela örnek gerekirse Murat Boz'u biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Muhalif değil mi şu anda? Öyle görünüyor. Neden evet, olduğunu da bilmiyorum evet. Ama. Evet ama muhalif. Sonuçta bizim kanalda. Yani sonuçta benim kanalımda aa bu şöyle, bu böyle, bu bizde çalışır, bizde çalışmaz diye bir şey yok. Bu konuda hiçbir zaman ayrım yapmıyorum. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim için insan önemli. Ben insan seviyorum. Yani hain adam sevmem, arkadan vuran sevmem. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Enver Bey, benim hayatımda aramı kötü olduğu adam saysanız 5 kişi geçmez ya. Yani öyle bir insanım, yanlış anlamayın. Şimdi iki isim arasında gidip geliyorsunuz. 3 tane daha isim sayamıyorsunuz dediğiniz gibi. Niye? Çünkü kimseye bir zararım olmaz benim. Ben insanların ihtiyacı olduğu zaman yardım etmeye çalışan bir insanım. Bu anlattığınız iki isimle olabilir. Onlara da kendi açılarından hak veriyorum. Hani iş bulamıyorlar. İhale bana çıkmış. Büyük yetenekler maşallah ikisi de. Süper yani. Reytinge soksak acayip reyting kazanacaklar. Ama benim yüzümden olmuyorlarmış. Bu yalan. Doğru değil. Öyle bir güç hiçbir zaman kullanmam. Kimsenin ekmeğiyle de oynamam. İnsanların bir kere ekmeğiyle oynamanın ne kadar hakkaniyetsiz bir şey olduğunu bilen biriyim. Ben yoktan gelen biriyim. Ben mücadeleyle buraya gelmişim. İnsanların da zorluk yaşadığı zaman onlara empati yapıp durumlarını anlayabilen biriyim. Ben de isterim Seda Hanım inşallah yarın öbür gün bir kanalda iş sahibi olsun. Mehmet Ali Erbil de gitsin bir yerde program sunsun. Ben yani Mehmet Ali Erbil'in damadı bizde yarışmacı. Yarın yarışmaya başlayacak. Yani sonuç itibariyle benim böyle insanlara kin besleyip. Mehmet Ali Erbil size bir mesaj gönderdi. Her şeye rağmen dedi bugün beni arayıp ben de çalışır mısın dese çalışırım dedi. Çalışır mısınız? Ya o benim ekibimle beraber değerlendireceğim bir konu. Şimdi kalkıp da çalışır mıyım çalışmaz mıyım? Ben ölümüne çalışmam diye bir şey demedim ki zaten. Hani anladım. Ben öyle ben Seda Hanım için de aynı şey geçerli. Mehmet Ali Erbil için de aynı şey. Ben mesela Yunus Günçe'yi bilirsiniz. Biliyorum. Yunus Günçe benimle ilgili en az 10 tane tweet attı daha önceden. 10 tane tweet attı. Sonra yarışmaya davet ettim. Şok geçirdim dedi beni çağırınca sen. Niye dedim? Ben sana dedi o kadar tweet attım dedi. Beni çağırıyorsun dedi. Dedim ki ya benim hakkımda negatif düşünebilirsin. Olabilir. Tanımıyorsundur. Çok görüşmedik. Olabilir. Bu şimdi ben buradan sana niye kinleneyim ki? Yani ben şöyle bakıyorum hayata. Yani bazı insanlar belli zorluklarla bazı ne bileyim maksadını aşan laflar da söyler. Şöyle diyebiliriz. Bazen insanları kızdıracak, dedirecek şeyler de söyler. Ama bu yayına bağlanmamın asıl sebebi sizin doğru soruları soracağınızı bildiğim için. Çünkü işinizi çok seven, işinize aşık birisiniz. Doğru soruları soracağını bildiğim için benim de sakladığım bir şey yok. Gizli bir şeyim yok. Hani saklı bir şeyim yok. Ne yapayım? Size katılayım dedim yani. En temizi çünkü. Yani peki Acun Bey. Buradaki matematik hesabı da dahil olmak üzere. Acun Bey zaten ben birazdan tamamlayacağım. Çünkü yargıçlık yapmak değil. Yanıtlar almak istiyorum. Son 3 sorum. Kolay sorular. Bunlardan bir tanesi şu. Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Sayın Mustafa Erdoğan'la bir ticari ilişkiniz var mı? Yoksa sadece dostluk ilişkisi mi? Türkiye'den yurt dışına para götürmek son derece zor. Siz Türkiye'den dünyanın başka ülkelerine yatırım yapmak da dahil olmak üzere para götürüyor musunuz? Ne kadar para götürdünüz? Peki hemen ikisine cevap vereyim. Mustafa Erdoğan çok sevdiğim bir abim. Öncelikle ticari ilişki hiçbir zaman aramızda olmadı. Hani konusu da geçmedi, düşünmedik de. Fakat yani son derece beyefendi, kalender ve bence hani konuşanlar bunu çok iyi bilir, tanıyanlar da çok iyi bilir. Çok değerli bir insan. Kendisini çok severim. İkincisi Enver Bey ben zaten yurt dışına kazanıyorum ya gelirim belli bir bölümüne. Hı-hı. Dikkat ederseniz yurt dışına yatırım yaparken bir de yurt dışına kazanma olayımız da var ya. Hı-hı. Burada şöyle bir matematikte olabiliyor mu mesela? 16 ülkede prodüksiyon yapıyorum. Yani Türkiye'den para götürmüyorsunuz. Türkiye'den para çıkartmıyorsunuz. Yurt dışındaki parayla devam ediyorsunuz. Zaten gelirim var ya yeteri kadar. Hani, anladım. O yüzden yurt dışında zaten para kazanıyorum. 16 ülkede prodüksiyon yapıyorum. Orada kazandığımızda da zaten yurt dışında yatırım da yapıyoruz. İşimizi de büyütüyoruz. Yani böyle bir şey de olabilir ya. Hani bu da somut ya bir de.
Son iki soru. Bir iddia var. Ben bu iddiayı sizin de tanıdığınız bir çevreden aldım ama kaynağımı açıklayamam. Sizinle eğer baş başa konuşacak olursak bir yerde kullanmamanız koşuluyla söylerim ama. Yani ismi değil de kaynağı söylerim. Mesut Özil'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili sizin arabuluculuk yaptınız. Talimatı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığınız Mesut Özil'in yurt dışında dindar olduğu için ve Erdoğan'ı sevdiği için ötekileştirildiği, buna karşılık Erdoğan'ın sizin onu Türkiye'ye getirme konusunda Ali Koç'u ikna ettiğiniz ve bu finansman konusunda da payınız olduğu söyleniyor. Mesut Özil'i siz mi getirdiniz? Sayın Erdoğan bu talimatı size verdi mi? Bir de Fenerbahçe ile bu bağlamda ve Türk futboluyla bu bağlamda ilişkiniz nedir? Siz Türkiye'de futbolun patronlarından biri olacak mısınız? Ya şöyle söyleyeyim, Mesut da çok değerli bir insan, çok da sevdiğim bir insan. Mesut Arsenal'den getirdik öncelikle. Hani getirdik dediniz. Evet, Fenerbahçe camiası olarak söylüyorum. Ondan sonra dünyada zaten marka olmuş. Gol asiste dünyanın sayılı oyuncularından biri zaten. O yüzden hani Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelirken ki uçağının takip sayısının rakamlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, hatırlıyorum. Evet, şimdi demek ki hani dünyaca önemli bir transfer yapılmış o zaman. Ben de Mesut'la arkadaş olduğum için Mesut'un ikna edilme sürecinde olayın içindeydim. Fenerbahçeliyim. Ne zaman ihtiyaç olursa da gider zaten, elimden ne geliyorsa da yaparım. Onun o dönemde zaten Eksen'de de bir projeyi ekleyerek beraber onun da ekonomik olarak daha iyi hissetmesi için, Fenerbahçe'nin çünkü sınırlaması vardı. O dönemde o konuda da reklam anlaşması yaptık. Sosyal medyası ile ilgili. Eksen'le ilgili de bir anlaşma yaptık. Sonuçta gelmesine etkim oldu. Cumhurbaşkanı'yla bu konuda bir kere bile konuşmadım. Görüşmedim de. Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla benimle bir alakası yok. Fenerbahçe'ye yılda İrfan Can da o zaman geldi, hatırlarsanız. Evet. İrfan Can da aynı şekilde. O dönemde de o transferin içinde bulundum. Elimden geldiğince yardımcı oldum. İrfan'ın ve tabii ki transferin gerçekleşmesi. Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ne diyorsunuz? İrfan'cığım gel mi diyorsunuz? Yoksa merak etme, o iş bende, para bende mi diyorsunuz? Yok, öyle şey demiyoruz. Bunlar kurumsal konuşmalar. Konu orada İrfan değildi. İrfan Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Siz Fenerbahçe adına mı? Fenerbahçe adına mı konuşuyorsunuz? Aynen. Bu yetkiyi Ali Koç mu veriyor? Yetki derken? Fenerbahçe adına konuşma yetkisini transfer için Ali Koç mu veriyor size? Fenerbahçe yardımcı oldum diyelim bu konuşmada aslında. Anladım. Yani gönüllü. Gönüllü olarak yardımcı oldum. Hani birinden yazılı bir yetki alıp da bir yere gidip konuşmadım. Bu konuşmanın içinde başkanımız da var zaten. İrfan Can ve Mesut transferlerinde. Zaten bu işler şöyle oluyor futbol dünyasında. Ben de bir takım sahibiyim. Bir futbolcu almak isterseniz mutlaka arada birisini yakalarsanız işiniz daha kolay oluyor. Niye takımınız var? Yani para kazandıran bir şey mi o? Çok güzel bir soru. Yoksa biraz havam olsun diye mi? Yoksa Fenerbahçe'nin önü açılsın diye mi? Şimdi ben bir Fenerbahçeliyim ama bunu sormak zorundayım. Yani Fenerbahçe futbolcu gönderemediği zaman başı derde giriyor. Acun bu işi halleder mi oluyor? Nasıl oluyor? Yoksa harbiden o futbolculara ihtiyaç var mı? Şimdi beni yıllar öncesinden tanıdığınızı biliyorum. O yüzden de sizin de anlayacağınız şekilde anlatayım. O dönemlerde bir şekilde çabalayan ve bir yerlere gelmeye çalışan genç bir çalışandım medyada. Sonra Allah nasip etti. Ve güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum ben. Şu anda dünyada da önemli bir yerdeyiz. Medya sektöründe dünyanın en büyük reality prodüksiyon şirketi bizimki. Öyle söyleyeyim size. Hani bütün dünyadaki reality show yapan şirketleri düşünün. En büyüğü bizimki şu anda. Şimdi kendime, ben genelde çok da rahat duramayan biriyim. Sürekli olarak yeni bir alanda başarı sağlamaya çalışan biriyim. Yani çok tekrar etmeyi de çok seven biri değilim genelde şimdiye kadar. Şimdi burada yaptığım konu da şu. Futbolun Acun Firardası'ndayım şu anda. Yani oradan Championship'ten bir takım aldım. Şu anda Acun Firardası'yı çekiyor gibi hissediyorum. Çünkü o dünyaya göre küçük bir takım. Fakat potansiyelli bir takım. Doğru işler yaparsanız ve Premier Lig'e çıkarsa burada yılda 300 milyon poundluk geliri olacak. Dev bir şirkete dönüşebilir.
Yine burada da tabii şu denilebilir tabii. Tayyip Erdoğan'dan mı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan mı destek geldi? Yok, arkasında o mu var, bu mu var denecek. Ben ama sonuç itibariyle bu tip şeylere alışık biri olduğum için ben yine bunlara gülüp geçeceğim. Hayalim de bu takımı Premier Lig'e çıkarmak. Şimdi 6.yiz. İlk 6 playoff oynuyor. Ama asıl hayaliniz Fenerbahçe başkanı olmak. Öyle biliyorum. Öyle bir şey demedim ben orada. O soru geldiği zaman Enver Bey, o konu biraz şey. Yani bana soru sorulduğu zaman her şey iyi gelişirse. Ben şu anda açıkçası Fenerbahçe'nin çok koyu bir taraftarıyım. İhtiyaç olduğu zaman, yani şöyle anlatayım size. Kanalımın iki gecesini Fenerbahçe'ye ayırmış bir insanım. Yani o derece Fenerbahçe. Yani ben şunu söyleyeyim. Benim elimde Fenerbahçe başkanı olma imkanı olsa ben tereddütsüz Fenerbahçe başkanı olurum. Hani bu ayıp değil. Öyle bir imkanım olmaz. Öyle bir param da olmaz. Ama ben de koyu bir Fenerbahçeli olarak o başkanlığı isterim. Yani bu gayet açık. Aslında bu verdiğiniz cevap gibi bir cevap verdim ama oradan alınan manşet başka çıkıyor bazen, biliyorsunuz. Benim şu anda yani başkanımızdan zaten son derece mutluyum, memnunum. Zaten dostum kendisi. Hani onun başkanlığında şampiyonluğu görmek istiyorum. Şampiyonluklar görmek istiyorum. Kendisine de hep söylüyorum bunu. Bazen kafası karıştığı zaman bırakmaması gerektiğini ve takımı bu yani aldığı sorumluluğun sonunu görmesi gerektiğini, zaferle bitirmesi gerektiğini söylüyorum. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hep sorarlar ya, bir soru sorarlar, cevabından manşeti çıkarırlar. Yani bu yarın öbür gün hani o olur, bu olur, her şey organik olur. Öyle bir teveccüh olur, isterim. Olmaz, tamam, o zaman ben zaten taraftarım burada. Yani. Acun Bey, size bir soru soracağım. Arkasından da bir durum var. Önce onu sormak istiyorum. Yayınımızı Mehmet Ali Erbil Bey izliyormuş. Yayına bağlanmak istiyormuş. Siz Mehmet Ali Erbil yayındayken bulunmak ister misiniz? Yoksa sizden sonra mı bağlayayım? Yok, hiç sorun yok. Bağlayabilir miyiz? Tabii. Tamam. O bağlanana kadar size bir soru sormak istiyorum ben. Bu hem sizin açınızdan hem de benim açımdan iyi olur. Seda Hanımefendi'nin ayrılması için size başvuran ekip hangi ekipti? İsimleri sormuyorum. Çünkü Seda Hanım diyor ki ekip benim gitmemi istemiyordu. Hepsi benim lehime tanıklık yapar. Hangi ekipti istemeyen? Seda Hanım'ın hangi dediği doğru ki şimdi buna inanalım biz şimdi. Yani ben yayın arası kovuldum diyor. 27 Temmuz'a kadar çalışmış bizde. Ondan sonra Dominik'ten bağlandı diyor. Survivor finali 30 Haziran. Ben Türkiye'deyim. Seda'nın hangi dediği doğru, biz bunun üzerinden, ekip beni çok seviyordu. Tamam, ben sizin söylediğinizi ben sizin söylediğinizi doğru kabul ediyorum. O ekip evet. Yönetmen tamam. Mi yaptı? Aslı Çin'i mesela istemedi. Olabilir mi? Aslı Çin'i genel müdür. Şimdi şöyle. İstemedi. Evet. Şöyle önce onu söyleyeyim. Özür diliyorum. Aslı Çin'i benim arkadaşım. Dolayısıyla ben sizin söylediğiniz, yani Aslı ile beraber Show TV'de çalıştığımız için Aslı sevdiğim bir arkadaşım. Dolayısıyla bu yeterli. Çünkü ondan teyit etme imkanımız vardır. Ama başka bir şey söyleyeceksiniz, söyleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Aslı'ya zaten sorarsanız Aslı bu konudaki bazı bilmediğiniz gerçekleri de size söyler. Siz de aydınlanmış olursunuz. Seda Hanım'ın da bizimle çalışmadığını daha iyi anlarsınız. Ondan sonra siz de bu konuda hiç merakta kalmayacaksınız. Merak etmeyin. Tamam. Şunu söyleyeyim. Aslı Çin'i arkadaşım olduğu için yalnız yeni numarası bende yok. Bana atarsanız ben kendisini arayacağım. Şimdi Mehmet Ali Erbil de katılmak istiyor. Mehmet Ali Erbil katıldığında da konuşacağız. Ama öncelikle şundan dolayı size teşekkür ediyorum. O konuda hakkınızı yemeyeyim. Türkiye'de yani diğer bütün tartışılabilir şeylere rağmen sorulara cevap vermekten kaçan bir toplumuz. Ben hiç de öyle ciddi ehemmiyeti olmayan isimlerin bile aman ben o soruya cevap veremem falan dediğini biliyorum. Popçu, topçu vesaire. Bu arada Mehmet Ali Bey ne zaman bağlanacak aşağıya yazarsanız onu da öğreneyim. Bir soru daha soracağım çünkü o sırada. Lütfen bu konuda da nesnel olun. Bunu gazeteci olarak soruyorum. Sizin dışınızda bir soru soracağım. Çünkü sorduğum sorudaki isimlerin tamamını tanıyorsunuz. Türkiye'de Fatih Terim fonu diye bir tartışma oldu ve oradaki çeşitli futbolcular da bu işin içinde oldu. Bu meseleler hakkında ne düşünürsünüz? Gerçekten futbolda da böyle bir iktidar var mı? Gerçekten de futbolda da sen ya benim adamımsın ya benimsin ya toprağın gibi hayatını bitiririm gibi bir şey var mı? Bu bahis meselesi, bahis çeteleri ve bu Fatih Terim fonu gibi meseleler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tamamen yorum sorusu.
yanıt vermeyebilirsiniz de. Yo, yanıt verebilirim kısaca. Bir kere fonun adının Fatih Terim fonu olarak geçmesi son derece üzücü ve art niyetli buluyorum. Yani fon Fatih Terim fonu değil. İsmi bir kere tamamen art niyetli kesimlerin uydurduğu bir şey. Burada da yıllardır içinde tutulmuş bazı kinlerin doğru bir fırsat bulunduğu zaman dışa vurmasını görüyorum bol bol. Burada şöyle bir konu var. Yani herkes hayatta dolandırılabilir. Bu gayet normal bir şeydir. Yani hepimizin başına da gelebilir böyle şeyler. Burada futbol dünyasındaki insanlar ticari olarak çok zekalarını geliştirmedikleri için, hani bu konuda tecrübe sahibi olmadıkları için diyelim aslında, zekanın dışında tecrübe sahibi olmadıkları için, ticarette yapmadıkları için, riske girmek istemedikleri için daha garanti bir şekilde birikimlerini korumak isterler. Bunu korumak isterken de sonuçta birisine güvenilip onun bankayı temsil ettiğini düşünüp ona bir para emanet etmelerinde çok böyle garip bir durumda görmüyorum. Yani burada yapılan tabii teknik hatalar var, o var, bu var, bunları biliyorum. Ben de konuya sizin kadar hakim olduğumu düşünüyorum ama yani burada kısa özeti sonuçta dolandırılma var. Dolandırılma olduğu zaman da bir mağduriyet var. Buradaki bu mağduriyette bir şekilde yargıya yansımış. Takdir tabii ki yargın olacak bence. Anladım. Peki az önce söylediğiniz şeyle ilgili şunu da sormak istiyorum. Bu da yine yorum sorusu. Ben futbolcuların diğer spor dallarına göre daha kötü yetişmiş ya da yetişememiş olduğunu düşünüyorum. Hem entelektüel açıdan hem görgü bilgi açısından. Dolayısıyla belli bir zaman sonra da çeşitli başka sorunlara da karışıyorlar. Siz buna tanıklık ettiniz mi? Mesela Gülen Cemaati Sporcuları diye bir grup insan çıktı. Geçen gün Halil Umut Meler dedi ki Emre Belezoğlu burada azmettirici rolünde oldu dedi. Bu da futbola dair önemli bir soru. Bir de Erden Timur hakkında ne düşünüyorsunuz? Ciddiye almamız gereken biri mi yoksa yaratılmış biri mi? Yani önce hakem olayımızla ilgili konuşayım. Son derece üzücü ve gerçekten çok benim moralim bozan, Türk futbolu için kara bir gece oldu. Hakemimize çok geçmiş olsun diyorum öncelikle. Değerli bir insan, çok da emek veren, sonuç itibariyle ailesini geçindiren çok genç bir hakemimiz. Yani onun başına gelen beni çok üzdü. Futbol sahalarında böyle bir şeyin dünyada haber olması çok üzdü. Böyle görünmemiz çok üzdü. Bunlar çok üzücü şeyler. Emre Belezoğlu'na gelirsek azmettirici olayı yani uzaktan yakın alakası olduğunu düşünmüyorum. Hani bu konuda normal hakeme sitemeden her hoca gibi. Bugün herhangi hani Guardiola'ya baksanız maç sonunda aynı fotoğrafı gösteririm ben size. Klopp'a baksanız tartışmalı bir hakem konusunda aynı vücut dilini gösteririm ben size. Emre'nin orada yaptığı ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sonuç itibariyle itiraz ediyor. Onun devamında zaten hakemden özür dilemiş. Video çıktı zaten, herhalde görmüşsünüzdür bugün. Bu konuda da hani Emre özür dilediği için hani yapabileceğini de yapmış görüyorum. Ama günah keçisi aranıyor klasik olarak. Burada da Emre'yi seçmek istediler herhalde diye düşünüyorum. Ama yani gönül ister ki Türk futbolu bunları yaşamasın. Daha güzel şeyler yaşayalım. Hep beraber daha güzel günleri karşılayalım. Erdem Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Erden Timur Bey. Valla kendisini tanırım öncelikle. Hani kendisini Galatasaray'a adamış. 24 saat proje geliştiren, bir şekilde kulübede çok güzel transferler yapmış birisi. Her zaman söylüyorum yani futbol rekabet olunca güzel. Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar güçlü olduğu zaman futbolun kalitesi artıyor. Güzel şeyler görüyoruz. Karşılıklı güzel kadroların olması futbolu renklendiriyor. Hani transfer konusunda Galatasaray'a çok büyük katkısı var. Aynı zamanda ülkemize de katkıda bulunmuş oluyor. Ben 360 derece bakıyorum konuya. Ben evet Fenerbahçeliyim, koyu Fenerbahçeliyim ama hani böyle bir Galatasaray'ı yenmenin değeri daha yüksek oluyor bu sefer. Aynı peki, zamanda ülke puan olarak da çok büyük bir başarımız var Avrupa'da. Peki Ali Koç'un biraz kibirli, tepeden bakan ve özellikle şeye karşı, hakemlere karşı bunların yüzüne gerekirse tükürün diye bir videosu olmuştu. Tükürün demedi ama fotoğraflarını gösterin, eleştirin demişti. Amacını aşan bir ifade de olabilir bu.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim son sorum bu. Eğer şey bağlanırsa Mehmet Ali Bey bağlayacağım, yoksa yayını bitireceğim. Buyurun. Ben de zaten şu anda çekimsel sıkıntıya girdim. Artık hı-hı, benden sonra bağlanırsınız. Benim vakit sürem de oldu şu anda. Tamam. Ali Koç'la ilgili şunu söyleyeceğim. Yani bu kadar yapılan hakem hatasına hani daha kaliteli ve bence seviyeli cevap verilebilir miydi emin değilim. Yani bütün yaptığı yorumlara baktığım zaman başkanımızın hakemlerin hata kalibresiyle orantıladığım zaman yine son derece sakin buluyorum. Çok güzel kelimeleri bir araya getirip mesajları verebilen birisi. O yüzden bu konuda da çok başarılı buluyorum kendisini. Hani bugün gerçekten hani Fenerbahçe'nin başına gelen hakem hatalarına baktığım zaman benim bu konuda ilgili tek bir çözümüm var. Yabancı hakem. Her zaman da bunu söylemeye devam edeceğim. Yabancı bir VAR sistemi olmazsa, yabancılar eğer bu işi yönetmezlerse maalesef Türk futbolunun bu kaosu daha da büyüyecek. Buradaki sorun hakem hataları değil. İngiltere'de kulübüm var benim. Orada da hakem hatası oluyor. Mühim olan şu, infiallerin olma sebebi hakem hatasının arkasında artık insanlar başka sebepler arıyor. Bu sebepler arandıkça da bu sorunlar büyüyecek. O zaman bunu sebepleri aramanın, kesmenin tek bir yolu var. Yabancı hakemi getirirsiniz. Kötü bir hakem olsa bile o adam yabancı olduğu için art niyet aramayız. En fazla bir saat konuşuruz hakemi. Ama öbür türlü bence suçsuz insanlar da suçlanıyor. İnsanlar komplo teorileriyle zan altında kalıyor. Bunları yaşamamamız gerekiyor. Bence en azından VAR sistemine yabancı hakemi getireceksin. Yabancı hakem, dünyanın en iyi hakemlerini al, VAR'a oturt, bu sistemi kur. Hiçbir gün bile başın ağrımaz. Yoksa sorun hakem hatası değil. Hakem hatasındaki art niyet olduğunun düşünülmesi, infialler bundan oluyor bence. Peki bir tane de izleyicilerin ısrarla sormamı istediği soru ve bitirelim. Bu soru tamamen teknik bir soru. Ben de Eksen abonesiyim maçları izlemek için. Ama bazen ciddi sorunlar yaşanıyor ve maçlar izlenemiyor falan. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Bir iki kere oldu çünkü. Evet, yani şöyle anlatayım size. Yani bundan bir hafta önce Netflix kesildi bütün Uzak Doğu'da. Yani öncelikle tabii ki seyircilerimize özür diliyorum. Teknik arızalar yaşadık bu sene. Ama iki senedir de yaşamıyorduk. Hani bu sene yaşayacağımızı da tahmin etmedik açıkçası. Hani baştan yaşasaydık biz ona göre belki bu işlerde biliyorsunuz değişiklik 4 ay, 5 ay sürüyor. Baştan 2 sene boyunca böyle bir sorun yaşanmadığı için 3. sene böyle bir şey başımıza gelince biz de aslında hamlesiz kaldık. Seyircilerimize özür diliyorum. Evet, teknik arızaları oldu. Bunu gidermek için elimizden gelen her şeyi yine yapacağız. Bu konuda çok hassasız. Belli bir 2-3 aylık bir süre alacak ve her şeyi yine düzelteceğiz ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Teknik bir konu olunca şimdi uçak gidiyor mesela. Yani bir şey yapamam uçakta bir şey olursa. Hani gönül ister ki hani bir durum olsa da keşke benim elimden bir şey gelse de bir şey yapsam. Hani bir şey ihmal ettik mi? Hayır. Bir şeye az para harcadık mı? Hayır. Bir yere dikkat etmedik mi? Hayır. Ama Enver Bey bazen böyle çaresiz kalıyorsunuz. Yani Instagram'da ben rekor kırdım 3 milyon seyirciyle. Instagram çöktü. Yayın kesildi. Yani böyle durumlarda dünyada da işte Instagram 1 saat 2 saat kesildi oluyor. Twitter çöktü diyorlar. Yani gönül ister ki gücüm olsun ama maalesef öyle bir gücüm yok. Ama elimizden geldiğince bu konuda mücadele edeceğiz. Hepsinden bir kez daha özür diliyorum. Anladım. Ben de para ödüyorum yani, haberiniz olsun. Eksenem maçta. Maçları. Hayır, torpili. Hayır, şöyle ben küçükken onu anlattım daha önce de. Yani arkadaşımızın evine gidip seyrederdik. O zamanlar kaçak yayın diye bir kavram yoktu ya. Yani giderdik, bir arada seyrederdik. Akrabama giderdik, seyrederdik. Maksat hani kendi kulübümüzün gelirinden bir şey, hani maça 10 bin kişi bedava girse Fenerbahçe'nin gücü o kadar azalmaz mı? Yayın ihalesi de şu anda çok komik rakamlara düştü. Niye? Kaçak yayınlardan dolayı. İnşallah bu konu daha güzel günler getirir. Bu konu biter. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Eğer Mehmet Ali Erbil bugün bağlanamıyormuş, bağlanırsa, bu arada biraz sonra Mehmet Ali Erbil ile ilgili bir şey de söyleyeceğim sizden sonra. Bağlanırsa ve siz eğer herhangi bir zaman, herhangi bir sebepten dolayı yine konuşmak isterseniz bu netlikte, bu açıklıkta konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ama lütfen Aslı'nın güncel telefonunu verirseniz unutmayalım. Tamam. Arkadaşlar göndersin. Çünkü Aslı ile biz beraber mesai yaptık. Hani 10 kişiyiz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Biz ondan görüş alalım istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevinirim. Tamam. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgiler. Sağ olun. İyi çekim, iyi çekimler diliyorum size. Değerli dostlar, bugün tabii Türkiye'nin tek soru sorabilen tek özgür kanalı Radikal Tahammülsüz. Yaklaşık 75 dakikalık bir yayın yaptık ve Acun Ilıcalı'ya benim bu konuyla ilgili her şeyi sorduğumu herkes tanıklık etti. Daha önce benden ne soracağım diye de hiçbir şey istemedi. Benim için sürpriz ve ilginç olan Seda'nın bize ekip benim arkamda demişti. Ama meğersem Aslı Çin'i istememiş. Bu yeni bir durum. Ben Aslı'yla konuşacağım. Çünkü Aslı çok deneyimli bir televizyoncu ama mevzuyu anlamam lazım. Adnan Hoca meselesini kendisi anlattı. Fethullah Gülen'le hiçbir temasım olmadı dedi. Ceylan Özgül'ü tanımıyorum dedi. Dolayısıyla şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Ceylan Özgül Acun Ilıcalı'yı yakından tanıdığını söylemişti. Kendisi eğer bir şey söylemek isterse ona da cevap hakkı vereceğiz. Mehmet Ali Erbil'le de ilgili şunu söylemek isterim. Biz Mehmet Ali Erbil'i iki kez yayına davet etmiştik farklı vesilelerle. İkisinde de maalesef bir biçimiyle son dakikaya kadar geliriz gelmeyiz durumları oldu. Sonra gelmedi. Ama ben ona onun yaptığı gibi davranmayacağım. Burada söz hakkı vereceğim. Eğer kendisi isterse istediği gün ve saatte o yayını da yapacağım. İşin ilginç tarafı artık YouTube kanallarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha sizin için belgelemiş olduk. Şimdi bu yayınların devam etmesini istiyorsanız, bugün bizim aramıza katıldıysanız ve yarın Mehmet Ali Erbil'i izlemek istiyorsanız, önümüzdeki günlerde yine bu olayların medya dünyasının perde arkasını izlenmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Bu bir. Lütfen beğenilerinizi yapın. Bu iki. Lütfen Radikal Tahammülsüz kanalını sırtında taşıyanlarla siz de dayanışma halinde olun. Üç. Mehmet Ali Erbil ile ilgili bir dakikalık mola vereceğim. Dönüşte bağlanabiliyorsak bağlayacağız. Yoksa elimizden gelen bir şey yok. Şimdi buradaki herkesten rica ediyorum. 8241 kişiden bizim sanatçı arkadaşlarımızla yaptığımız ve aslında benim ilk mesleğim olan tiyatro sahnelerine döndüğümüz bir dakikalık tanıtım girecek. O bir dakika içerisinde biz Mehmet Ali Erbil Bey'e ulaşacağız. Eğer Mehmet Ali Erbil Bey katılmayacaksa da programı biteceğim. Bana bir dakika verin. Lütfen tanıtımı izleyin. Salonları doldurun. Destek vermeye devam edin. Sadece bir dakika. Cevaplar gelir, ben cevap bulurum, sorulara çalışırım efendim. Melike Hanım çok zaman diş sorununu izliyor, deniz dişlendiğinde. Ayo, şey bir ses. Evet değerli dostlar, Radikal Tahammülsüz gösterisi için hepinizi bizimle dayanışma halinde olmaya ve salonları doldurmaya devam etmenizi istiyoruz. Radikal Tahammülsüz ekranı ve Radikal Tahammülsüz kabare bir müzikal gösteri. Orada olmanızı çok isterim ve çok mutlu olurum. Buradaki bütün Radikal Tahammülsüz dostlarımızla orada dayanışma halinde olacağız. Görkem, Mehmet Ali Bey'de son bir durum var mı? Bir geri dönüş alamadık. O zaman bugün yayını bitiriyoruz. Mehmet Ali Bey'in şahsi telefonu bizde var. Ben yayından sonra arayacağım. Olursa bu gece değil artık yarın beraber olacağız. Yarın sabah saat 11'de Türkiye'nin tek sorusu olabilen tek özgür ekranı ve sadece ve sadece izleyicisine sorumluluk duyan ekranı Radikal Tahammülsüz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Fonsuz
Hiçbir yerden bir tek kuruş almıyoruz. Sadece seyircisi tarafından burada gelir elde ediliyor. Patronsuz, patronumuz alın terimiz ve korkusuz. Asla yalan söylemiyoruz. Eğer bir hata yaptığımız olursa da hemen kendimiz düzeltiyoruz. O yüzden diyorum ki özgür medyayı yaşatmak için gönder radikal tahammülsüzü. Yarın 11'de görüşmek üzere. Belki de Mehmet Ali Erbil'le. Sahnede görüşmek üzere. Ben büyüyorum. Kulakları çıktı şimdi şişman.